sadece basit bir polisiye olay değildir dedi. Burada anayasal haklarımızı engelleme suçu da yapılmıştır. Ve bu bütün hükümetin de yaptığı bir suçtur dedi. Bu soruşturulmuş. Şimdi aynı şeyi düşünüyorum. Aynı bir dakika bunu tekrarlar mısınız? Ne dedi demin? Ya açıklaması, dedi ki, hukuki açıklaması. Binayı şey yaptılar. Bu basit bir polisiye olay. Yani işte kızdı, kurşunladı falan değil. Bu bizim anayasal hakkımız olan siyasal partilere girme, siyasal partilerde faaliyet gösterme, seçimlere girme, seçimlerde siyaset yapma hakkımızın engellenmesi içindir dedi. Bu amaçla bir örgütün oluşturulmasıdır dedi. Şimdi bunlar birbirine bağlıdır. Sayın Cumhurbaşkanı doğru yanlış bilmem. Sayın Cumhurbaşkanı her bir laf ettiğinde dedi, arkadan bir olay oluyor dedi. Rize'de saldırıyorlar, orada şey yapıyorlar, burada kurşunluyorlar dedi. Şimdi aynı şeyi ben Yüksek Seçim Kurulu üyeleri için de düşünüyorum. Neden? Aynı söylediği gibi. Bir kere Anayasa Mahkemesi'ne başvurulur mu da öteye. Yüksek Seçim Kurulu üyeleri bu başka şeye benzemez. Efendim görevi kötüye kullandılar. Efendim yanlış yorumlamışlar. Böyle bir yanlış yorum falan yok. Daha önceki Yüksek Seçim Kurulu bakın aynı işi yapan, aynı Yargıtay'dan Danıştay'dan gelmiş 952 sayılı kararı vermişler bunlar ya. Sayın Recep Tayyip Erdoğan 13. Cumhurbaşkanıdır diyorlar. Yazıyorlar buraya. Kim yazıyor bunu? Yüksek Seçim Kurulu. Sonra İsmail Kahraman... Mazbatayı böyle veriyor. Aynen İsmail Kahraman diyor ki... Ya İsmail Kahraman kim? O yasaya değişikliği yapan sözde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk defa seçilmiş olmasını sağlayan sözde ilk değişikliği yapan meclisin başkanı. Diyor ki, ya diyor 13 demişsiniz ama diyor. Yazı yazıyor. 13 rakamına biz Cumhurbaşkanlığı görevi yapan kişi sayısından da ulaşamıyoruz. Görev seçim sayısı hesabından da ulaşamıyoruz. Bunu bir açıklığa kavuşturur musunuz diyor. Ve Yüksek Seçim Kurulu da 954 sayılı kararı veriyor. Hiç şöyle demiyor. İkisi de ne yapıyorsunuz siz ya? Ne 13.sü? Bu yeni dönemin birinci cumhurbaşkanı demiyorlar. Peki Yüksek Seçim Kurulu şimdi nasıl kandı yaptı? Hayır. Yüksek Seçim Kurulu anayasayı ihlal etti. Ruhat Hanım bence işte o yüzden söylüyorum. Keşke bundan 10 gün 15 gün önce 6 partide çünkü hukukta ekonomiden önemli bir şeydir. Bunların niçin seçildiği bir ay önce, niçin Ahmet Bey'in oraya geldiği çok barizdi. Ve 6 parti gelip bana bakın. Eğer bunu böyle böyle yaparsanız bu yorum falan değil. Bütün bunları söyleyeyim. Daha bir sürü şey var. Bakın burada getirdim ama bir daha okumaya gerek yok. Hani dedikleri kanunun anayasa komisyonundaki bütün süreç, Türkiye Büyük Millet Meclisi bütün süreç anayasa komisyonunda. Hiç böyle söyledikleri gibi bir şey yok. Efendim ilk defa seçiliyor, yeni yaptık falan yok. Bir ibare yok, ibare. Yani kelime yok orada. Dolayısıyla deselerdi ki eğer, bana bak. Bunu yaparsanız anayasa ihlal suçunu işlersiniz. Şimdi ben dolayısıyla nasıl Müsavat Bey söyledi? Siz bunu benimle yaptığınız bir röportajda söylediniz. Ama o zaman yapılmalı diye. Evet. Şimdi geç kalmadık. Bakın çok net söylüyorum. Hı. 14 Mayıs'ın ertesi günü seçimler kazanılmazsa Sayın AKP iktidarı kazanırsa tamam yapılacak bir şey yoktur. Bekleriz. Ama eğer diğer Millet İttifakı kazanırsa ertesi günü derhal bu Yüksek Seçim Kurulu üyeleri hakkında anayasayı ihlal suçundan dolayı soruşturma başlatmalıdır savcılar. Sayın Batur peki anladım ama yani bu şimdi mühürsüz oylardaki gibi bir durumdayız. Mühürsüz oylara da yapılabilir. Yani siz diyorsunuz ki Millet İttifakı kazanırsa yani tamam kazanır umarız kazanır ama kazan yapacak bir şeyimiz oldu. Yok. Hayır bir dakika. Ha, bu defa Anayasa Mahkemesi'ne geleceğim. Bir dakika. Bu defa, ben de sizin gibi düşünüyorum. Bu defa susulmamalı buna. Yapılmadı. Evet. Mühürsüz oylar da aynısı ama şu anda açık bir anayasa ihlal var. Bakın bunu görmezden gelirseniz, devamını gördük işte bugün kura çektiler. Hayır. Bir dakika bugün kura çektiler. Yarın yaptığınız
ananızın ak sütü gibi helal itirazların ciddiye alınacağını nereden bilebiliriz bu heyet varken? Yani varsayın bir yerde çıktı dedi ki Varaza İstanbul'da AKP %75,3 CHP Millet İttifakı da %28,4 almıştır dedi. Lafın gelişi söylüyorum ya. Bir dakika elimizde oylar var. Gel buraya dediğinizde bakıp reddettim bunlar yeterli değil dese dediğinde yapacağımız farklı bir şey var mı? Ha seçimler olunca yaparız. Şimdi bu önemli değil. Değil. Bakın tekrar söylüyorum. Ha şimdi bu anayasa mahkemesine götürüp iptal edilebilir mi? Edilemez. Neden edilemez? Söyleyeyim. Adaylar giderse. Edilemez. Neden edilemez? Çok güzel söyledi Sayın Alpago. Daha önce bu YSK'nın verdiği kararlar önüne götürüldü. Dedi ki ben YSK kararlarına karışamam dedi. Karışmam dedi. Başka mercilere başvurulmaz diyor. Anayasa Mahkemesi de bunun içindedir dedi. Girmedi. Bakın kararlar var burada. 2015'ten. En önemlisi de Oğuz Oyan başvurusudur. Bence haklı bir başvurudur. Ben yapmam dedi. Sonra 2017 mühürsüz oylardan sonra bir takım insanlar, içlerinde ben de varım, Anayasa Mahkemesi'ne başvurduk. Bu sefer Yüksek Seçim Kurulu kararına karşı değil. Dedik ki bu bizim seçme hakkımızı ihlal etmiştir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ek protokol 3. maddesinde seçme hakkını düzenler dedik. Anayasa Mahkemesi bize cevap verdi. Dedi ki Yüksek Seçim Kurulu'nun tam tersine iki anayasal kurul. Yo dedi. Öyle Yüksek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde bir şey yok dedi. Ne derler? Seçim hakkı diye bir şey yok dedi. Şimdi bazı anayasacılar, biz de konuştuk, çok üzüldük bundan. Muhalefet de görmezden gelince hakikaten üzüldük çünkü açık açık anayasaya aykırı. Şimdi biz de Anayasa Mahkemesi'ne başvurmak istiyoruz. Başvuracağız da. Ama şunun için başvuracağız. Reddedeceğini bile bile bu işi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin önüne bir götürelim diye. Hı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin önüne götürelim ne diye. Olabilir? Ha işte ne olur? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dese ki yanlış yapmışsın evet, dese ne olacak? Ne olacak? Geri mi dönülecek? Ne olacak? İşte ben o yüzden diyorum ki. Ha, geçersiz mi sayılacak o zaman? Ya, yapar mı? Yapar mı? Şeyin kararını tanımamış bir iktidar. Neydi? Söyleyin. Demirtaş kararını, Kavala kararlarını ne verirseniz verin beni ilgilendirmez demiş bir iktidar. Bunu dener mi şimdi ama biz deneyeceğiz. Neden deneyeceğiz bunu? Olsun diye, olmasın diye, iptal etsin diye değil. Hukuksuzluk bir kez daha ortaya çıksın diye. Hukuk tarihine de bir not düşmek yani için. Yani not düşmek için. Ama ve lakin şunu söyleyeyim. Hayır acaba ben şeyi merak ediyorum. Yani acaba gerçekten 3 Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan dışındakiler gidip Anayasa Mahkemesi'ne bizim hakkımız ihlal edildi. Önümüze anayasaya göre aday olamayacak birisi çıkarıldı deseler. Anayasa bu Mahkemesi... Bu konuda tek yetkili Yüksek Seçim Kurulu'dur. Yüksek Seçim Kurulu kabul etmiştir. Ama böyle bir hakları var diyor Hikmet Sami Türk. Bu hocam, Anayasa Mahkemesi bir farklılık karar... var yalnız. Yani ben onun için demin onu anlatmaya çalıştım. Yüksek Seçim Kurulu'nun hiçbir işlemine karışmıyor olabilir aynen. Anayasa Mahkemesi. Aynen. Tamam. Ama buradaki başka bir şey. Burada anayasada olmayan evet. bir durumda sanki yeniden oraya bir hüküm koydu Yüksek Seçim Kurulu. Bunun iptali için doğru. gidilebilir. Şimdi yani herhangi bir işlem değil çünkü. Gitsinler. Hayır yani bir şunu sevgili izleyicilere anlatmak istiyorum. Bu konunun üzerinde duruyoruz. Çünkü mühürsüz oyların üzerinde durmadığımız için bugün bu noktadayız. Aynen. Bu noktada da eğer üzerinde durmazsak yarın varacağımız noktada çok başka şeyler olacak. O zaman hiçbir şeye itiraz edemeyeceğiz artık. Onun için şu anda bunun üzerinde durmak mecburiyetindeyiz. Şunu söyleyeyim evet. bakın ne güzel olur. Harika olur. Hocam bu biz programı Yüksek Seçim izleyen... Kurulu'nun, affedersiniz Yüksek Seçim Kurulu'nun mühür...